Şimdi şirketimizin en önemli kısmına geldik. Ee, en, ön, en önemli kısmı Object Manager. Ee, biz Salesforce'da e, her şeyi objeklerle yapıyoruz. Objek olmadan sizin şirketinizin çok da bir manası yok. Neden Object Manager önemli? Şöyle diyeyim. Siz şimdi Trim IT Akademi olarak bir şirket kurdunuz. Bu şirketin e, neyi olur mesela? şöyle bir düşünsek öğrencileri olur, kursları olur, ondan sonra gelirleri ve giderleri olur. O yüzden sizin objektlere ihtiyacınız var. Yani diyelim ki öğrencileri sisteme kaydetmek istiyorsunuz. Siz öğrencileri sisteme kaydetmek istiyorsanız bir forma ihtiyacınız var. Yani normalde hazır objektler var. Onları size göstereyim. App Launcher'a gelince servis aplikasyonuna girince bu, bu terimleri kullanıyorum. Ama daha sonra tek tek anlatacağım. Aplikasyon nedir? Ama şu anda kullanıyorum. Aplikasyon bildiğiniz hani telefonlardaki aplikasyonlara benzeyen aplikasyonlar var. O aplikasyonların içinde de objektler var. Şu anda burada accounts objektini görüyorsunuz. Yani bu sisteme kaydedilen hesaplar bunlar. Her hesap farklı farklı hesaplar var. Görüyorsunuz. Yani şirketinizde e, şirketinize irtibata geçen hesaplar bunlar. Bunlar Salesforce'un size verdiği hazır, kendinizi geliştirmek için, kullanmak için verdiği hazır hesaplar. Bu hesapları eklemek için sizin formlara ihtiyacınız var. Yani yeni bir hesap eklemek istiyorsunuz. Yeni bir forma ihtiyacınız var. Görüyorsunuz. Yani e, öğrenci eklemek istediğiniz zaman da aynı şekilde öğrenci adı, öğrenci soyadı, öğrenci doğum tarihi, öğrenci işte ne olabilir? E, Country, e, şehir, e, ondan sonra adres, e, e-mail adresi, telefon numarası. Yani öğrencilerle alakalı e, bütün bilgileri toplamak istiyorsunuz. Çünkü Trim IT Akademi diye bir şirket kurdunuz ve bu şirket Salesforce kullanıyor. Peki bu, biz bu şirkete öğrencileri nasıl ekleyeceğiz? Ondan sonra e, kursları nasıl ekleyeceğiz? E, kurslardan başka işte gelirler, giderler, öğretmenler, instructorlar bunları nasıl ekleyeceksiniz? Bunları eklemek için formlara ihtiyacınız var. Ve Salesforce'da her form bir objekt olarak biliniyor. Her form bir objekt olarak biliniyor. Yani siz Salesforce'a data, veri girmek istiyorsanız bunu formlar aracıyla yapmanız gerekiyor. Ve her form, her form e, Salesforce'da bir objekt olarak biliniyor. Peki Objekt e, olarak biliniyorsa, her form bir objekt olarak biliniyorsa, formun içindeki bilgiler Salesforce'da ne diye biliniyor. Tekrar App Launcher'a gidiyorum. Oradan kontakları seçiyorum. Kontak biliyorsunuz, e, kullanıcılar. E, kontakları seçiyorum. Bu Şu anda var olan kontaklar var, görüyorsunuz. E, değişik Amerikan isimleri var. Bunlar Salesforce'daki kontaklar. E, bu kontakları nasıl ekliyoruz? Yeni bir kontak ekliyoruz. Bu kontak eklerken karşınıza çıkan form e, obje olarak biliniyor. Öyle diyelim. Şurada gördüğünüz tamamı bir obje. Yani sizin yeni bir kontak eklemeniz için e, ihtiyaç duyduğunuz formun tamamına biz ne diyoruz arkadaşlar? Objekt diyoruz. Bu bir, iki. Burada sizden istenen bilgiler. Yani sizde ne isteniyor? Phone isteniyor. Başka ne isteniyor? Home phone isteniyor. Başka ne isteniyor? First name isteniyor. Last name isteniyor. Mobile isteniyor. Bu bilgiler field olarak biliniyor arkadaşlar. Yani field deyince aklınıza ne gelmesi gerekiyor? First name, last name, account name, other phone, title, departman, bunlar geliyor. Ya yani boş bir formda gördüğünüz başlıklar field olarak biliniyor. Peki record ne? Yani şunu söylemek istiyorum. Eğer objektleri anlamak istiyorsanız 3 tane terimi iyi bilmeniz gerekiyor. Birincisi object. İkincisi field. Üçüncüsü ise record. Şimdi objectten bahsettik. Bu formun tamamı bir object. Yani siz de Team Akademi için bir form oluşturduğunuz zaman bu forma biz object diyeceğiz. Sizin oluşturduğunuz object. Ondan sonra bu forma koyduğunuz alanlar, bu forma eklediğiniz alanlar field olarak biliniyor. İstediğiniz kadar alan ekleyebilirsiniz. E-mail adresi olabilir, telefon numarası olabilir. E ondan sonra kursun parası olabilir, e indirimler olabilir. Bunlar hepsi field olarak biliniyor. Bunun dışında... Eklediğiniz öğrenciler, diyelim ki Trim IT Akademi olarak bir form eklediniz. Buna objekt dedik. İçine bir sürü bilgi koydunuz. Bilgi istiyorsunuz. Bilgi e, almanız gerekiyor. Bunlara field dedik. Sonra e, öğrenciler gelmeye başladı. Ali geldi, eklediniz. Veli geldi, eklediniz. Muhammed geldi, eklediniz. Arzu geldi, eklediniz. Yeliz geldi, eklediniz. Bunların hepsi bir rekord. Şu anda sistemde görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle hemen kapatalım, açalım. Kontak e, Şurada gördüğünüz bizim objektimiz arkadaşlar. Şunun tamamı bizim objektimiz. Daha sonra şurada gördüğünüz isimler bizim fieldlerimiz. Title. Bu herkes için aynı. Yani bir Ahmet'i eklerken e, yine aynı title'ları kullanıyorsunuz. Mehmet'i eklerken aynı title'ları kullanıyorsunuz. Bunlar da bizim fieldlerimiz. Bunun dışında girdiğiniz, şu anda kontaklarda olduğumuz için söylüyorum. Girdiğiniz e, isimler Andy Young girilmiş. Bu bir rekord. Arthur Song girilmiş. Bu ikinci rekord. Avi Green girilmiş. Bu üçüncü rekor. Gördüğünüz gibi burada 20 tane rekord girilmiş. Bunlar da bizim rekordlarımız. Yani verilerimiz. Verilerimiz rekord olarak biliniyor. Rekordları girerken doldurduğunuz alanlar field olarak biliniyor. Rekordları girerken kullandığınız formada object diyoruz arkadaşlar. Şu anda siz sistemde yukarıda ee, objekleri görebiliyorsunuz. Bir account objektimiz var. Contact objektimiz var. Case objektimiz var. Report objektimiz var. Bunlar objektler arkadaşlar. Evet.